Müminler Bi'sat Mektebi'nin bir diğer mesajı ve şiarı kendi öğrencilerinin birliği ve vahdetidir. Bir Mektebi'nin öğrencilerinin bütün olarak ittihadı, vahdeti, birliği. Ve atasimu bihablillahi hablillahi cemiyen buyuruyor hep beraber Allah'ın ipine sarılın. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanların birliği beraberliği için cami adında yapılan binayı yıkmıştır. Açın Tövbe suresine bakın. Eğer Allahu Teala o mescide mescit kelimesinin yanına zirar kelimesini bırakmasaydı mesciden zirara zararlı mescit, zararlı cami. O zararlı kelimesini bırakmasaydı inananlar, samimi müslümanlar gidip orada namaz kılacaklardı. ibadet edeceklerdi. Ama o camiyi yapanlar amaçları neydi? Gayeleri neydi? Kur'an bize onların amaçlarını söylemiştir. O amaçlardan bir tanesi tebarrikan beynel mu'minin. Müminlerin arasına açma amacıyla o camiyi yaptılar. Bakın müminlerin arasına açma. Müminlerin arasını açma gayesiyle yapılan cami adında yapılan bina olunan binayı Allah Resulüne emredir. Git yık orayı. Neden? Çünkü o bina müminlerin ittihadına, birliğine, beraberliğine zarar verir. Müslümanların birbirine düşmesine, Müslümanların tefrikalara bölünmesine zarar verir. Onun için bir isat diyor ki, benim mektebimin öğrencisi vahdet içerisinde yaşamalı, birlik içerisinde yaşamalı. Programın başında arz ettim, inanç alanında farklı inançlara sahip olabilir Müslümanlar. Siyasi düşüncelerde farklı siyasi görüşlere sahip olabilir Müslümanlar. Herkes siyasi konuda kendi siyasi görüşünün doğru olduğunu kabul ettiği için o görüşü savunmaktadır. Herkes içinde bulunduğu inancın doğru olduğuna inandığından dolayı o inancın mensubu olmuştur. Eğer karşı taraf sen yanlış siyasi konuda yanlışlasın kardeşim sen inanç konusunda bak yanlıştasın kardeşim. Peygamber Efendimiz bu şekilde cenaze namazı kılmıyordu. Peygamber Efendimiz bu şekilde namaz kılmıyordu. Peygamber Efendimiz ibadeti efendim şu şekilde değildi. Peygamber Efendimiz'in mesela en basit örneğini vereyim. Bir tevhid konusu. Bakınız açın Tevrat'ın tevhidine bakın. Tevrat'ın anlattığı tevhid. Açın Kur'an'ın tevhidine bakın. Taban tabana zıttır, birbirine aykırıdır. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamı ve değiştirilmemiş. Kur'an'a ne bir harf ilave olunmuş, ne bir harf oradan çıkarılmıştır. İnna nahnu nazzalna zikre inna lehu lahafizun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kur'an'ı biz gönderdik ve biz koruyacağız. Ama Tevrat değiştirilmiştir. Tevrat'ın, bakın şu anda hali hazırdaki Tevratlar 83 kitaptan ibarettir. 12.063 ayetten ibarettir. 12.063 ayetten ibaret olan Tevrat'ın 3'te 2'lik bölümü değiştirilmiştir. Parantez içinde bunu arz ediyorum. Benim şahsi kanaatim. Eğer bana deseler ki peygamberlerin en büyük düşmanı kimdir? Ben derim ki peygamberlerin en büyük düşmanı Tevrat'tır. Açın Tevrat'a bakın. Haşana Uzu billah Hazreti Davut Aleyhisselam'ı ahlaksız olarak anlatmıştır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ı gayri meşru olarak dünyaya geldiğini anlatmıştır. Hazreti Luh, Lut hakkında neler anlatmıştır? Ki ben ağza almayı bile utanıyorum. Bu Tevrat'ın değiştirilen Tevrat'ın tevhidine bakıyoruz. Değiştirilen Tevrat'ın tevhidinde öyle hurafeler vardır ki Kur'an-ı Kerim'in anlattığı tevhid, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı, beyan ettiği Allah'ın sıfatları ile birebir taban tabana zıttır. Ve Müslüman bir ilim adamı, Müslüman bir bilim adamı eser kaleme aldığı zaman Peygamber Efendimiz'den hadis naklettiği zaman Müslüman ilim adamının kalem, tevhid hakkında kaleme aldığı eserin Kur'an'da beyan olunan Allah'a, Kur'an'da beyan olunan Allah'ın sıfatlarına benzemesi gerekirken, bakın gerekirken eğer bir Müslüman ilim adamının yazdıkları Kur'an'a benzemez de Tevret'e benzer ise bunu kim nasıl izah edebilir? Sormazlar mı? Ya kardeşim sen Müslümansın. Sen tevhid hakkında eser kalemi almışsın. Neden senin eserin Kur'an'la benzeşmiyor da Tevrat'la benzeşiyor? Ve Peygamber Efendimiz adına yazılmış sözde bu hadisler, bu ne bileyim rivayetler. Örnek, örnek. Açın bu harinin içerisine bakın. Açın Müslüm'ün içerisine bakın. Açın Ebi Davud'un içerisine bakın. Açın Tirmizi'nin içerisine bakın. Ehli sünnet kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'den sonra şeriata temel kaynak olarak kabul ettikleri altı kitaba Kutubu Sitte dedikleri, Sıhahı Sitte dedikleri, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Tirmizi, Süneni Tirmizi, Süneni Ebi Davud, Sünnet-i İbn-i Sünen i Nesai. Bu altı tane hadis kitabına bakın. Bunlarda şu kelimeleri görürsünüz. Acib Allah. Allah hayret etti. Allah hayret neyin neticesidir? İnsan beklemediği olağanüstü bir şeyle karşılaştığı, bakın beklemiyor, bilmiyor öyle bir şeyin olacağını bilmiyor. Ön verisi yok o konuda ama birden beklemediği şeyin gerçekleştiğini gördüğünde hayret ediyor. Acib Allah. Allah'a hayret etti demek doğru mu? Allah'ın bilmediği bir şey mi var ki? Acib Allah kelimesini biz yazalım. Güya Peygamber Efendimiz buyurmuş Acib Allah. Allah hayret etti. Zehik Allah. Allah güldü. Ya Allah'ın güldüğünü kim görmüş? Allah'ın gülmesini kim ta tanımlayabilir? Ya Zehikullah Allah gülüyor. Zehik Allah Allah güldü. Allah dünya semasından yeryüzüne iner. Allah dünya semasına iner. Onu altı çeşit Allah'ın inmesi söz konusu rivayetlerde anlatılmış. Allah gecenin üçte birlik bölümünde dünya semasına iner. Gecenin üçte ikilik bölümünde dünya semasına iner. Allah akşamın evvelinde dünya semasına iner. Ya karar verin Allah ne zaman iniyor? İnmiyor da. Ben Bakın müminler 16 çeşit rivayetler de var bu söylediğim kaynaklarda. Allah cuma günü ezanla ikama arasında iner. Allah Arafe günü Arafat'a iner. Karar verin. Ne zaman iner Allah? Ama müminler üzülerek bunları arz ediyorum. Bunların hiçbirisi Kur'an'ın tanımladığı Allah değil. Kur'an'ın hiçbir yerinde zehik Allah kelimesini bulamazsınız. Allah güldü güler. Kur'an'ın hiçbir yerinde acib Allah kelimesini bulamazsınız. Kur'an'ın hiçbir yerinde Allah indi kelimesini bulamazsınız. Ama gidin Tevrat'a bakın. Tevrat'ta bunlar dop doludur. İşte farklı inançlarda olan Müslümanlar konuştukları zaman delil üzerine, kaynak üzerine, bilgi üzerine, belge üzerine. Bak kardeşim ben seni seviyorum. Seni sevdiğim için yanlışta olduğunu sana kaynaklarla gösteriyor gösteriyorum. Kabul etsen de sen benim kardeşimsin. Kabul etmesen de sen benim kardeşimsin. Çünkü ben senin yanlışta olduğunu sana söylemek benim inanç vazifemdir, insani vazifemdir. İster kabul et, ister kabul etme. Kabul etmemen seni bana öcü yapmaz, kabul etmemen seni bana nefret ettirmez. İşte Müslümanların, aziz kardeşim, kardeşlerim, ister siyasal alanlarda, ister inanç alanlarında farklı düşüncelerde olması, bu şekilde farklılıklarını konuşması, bakın, Farklı düşüncelerde olması birbirlerine farklılıklarından dolayı düşman olmamaları gerekir. Bu şekilde konuşmalılar, bu şekilde yaklaşım içerisinde olmalılar ve karşı tarafın delilini, kaynağını, bilgisini, belgesini bu taraf kabul etmediği zaman da bu taraf ona öcü gözüyle veya o taraf buna düşman gözüyle bakmamalıdır. Bundan dolayı ki bir isat diyor ki bir isat